Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle CV enerjiyi inceleyeceğiz. CV enerjide son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında 5 Mayıs'ta işlem görmeye başladın. Ardından da bir 3 tavan gerçekleşti. Bu tavan aynı gün içinde bozulup tavana döndüğünü görüyoruz ki ardından oluşan günde de satışların sürdüğünü bir miktar satışların azalsa da sonraki işlem gününde daha düşük bir dip yaparak 103 seviyelerine kadar inerek Buradan oluşan kuvvetli alımlarla tekrardan yönünü yukarı çevirini görüyoruz. Burada fiyat da halk arzının altına inmiş ki halk arzının altına inmesiyle zaten güçlü bir talep oluşmuş. Bu taleple de hareket yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda arkadaşlar. Burada da zaten bu seviyelerde alanlarda şurada kırmızı mum satıcısı büyük ihtimal kar realizasyonlarının yaşandığını gösteriyor bize. Burada satanlar %30'a yakın bir getiri sağlamış ve şu anda da fiyat 136 ile 123 arasına sıkışmış durumda. Destek kırılırsa düşüşler 115-114 seviyesine doğru devam edebilir. Ancak 136'ya aşarsa önünde tek bir engel kalıyor arkadaşlar. O da 144 yani en son yaptığı zirvesi bizi burada direnç olarak karşılıyor. 144 aşılırsa arkadaşlar burada bir çanak formasyonu oluşmuş olacak ki çanak formasyonu bildiğiniz gibi trendin devamını niteler ve direnç noktası geçilmesiyle birlikte kanal boyu kadar da bir yükseliş beklentisi olur. Aslında bir nevi de CNE enerjide paylaşmamızın sebebi bu. Eğer CV enerji burada teknik olarak 144'ün üstünde bir günlük kapanış, haftalık kapanış yapabilirse o zaman teknik olarak formasyon hedefi 185 seviyesi olacak arkadaşlar. Yani CV enerjiyi takip eden arkadaşlar isterlerse burada 123'ü takip eder veya listeyi takip listesine alan 123 kırılırsa 115-114 seviyene doğru bir geri çekilme mümkün olabilir. Burada fiyat zaten geri çekilir toparlanırsa yine burada da bir bayrak formasyonu oluşmuş olacak. Şunu da göstereyim hatta. Şöyle bildiğiniz gibi bayrak formasyonumuz oluşmuş olacak. Buralardan döner ve aşabilirse zaten bunun da hedefi 154 yapıyor. Yani CV enerji tarafını teknik olarak şöyle toparlayayım arkadaşlar. Fiyat 136-123 arasında şu anda dalgalanıyor. Şu anda bir yönsüzlük söz konusu. Dirençten çıkabilirse yükselişlerine devam eder. Ancak 144'ü e aşarsa burada uzun vadeli bir formasyon hedefi yani çanak formasyon hedefi fiyatı takip edebilir. Bu da bizi 185-184 seviyesine doğru götürüyor. Yani CV enerjide uzun vadeli 144'ün üstüne kalırsa 185 seviyeleri teknik olarak hedef olarak takip edilir. Kısa vadede de Burada bir bayrak formasyonu, flama diye takip ettiğimiz formasyon da takip edebilir. Eğer ki bu 123 desteği kırılmazsa arkadaşlar, şöyle göstereyim. 140 pardon 136 açmasıyla birlikte orta vadede 156 seviyesi takip edilebilir. Çevre enerjinin ilk çeyrek bilançosu da açıklandı. Onu da değineyim arkadaşlar. Bazıları beğendi, bazıları beğenmedi. Ancak bildiğiniz gibi enerji sektörü ilk çeyrekte çok olumlu olmuyor. Ancak şirket bugün bile 2 milyon doların üstünde bir kapattı ki orta ve uzun vadede bakılacak olursa geleceğe yönelmek daha iyi olacaktır. Bilançolar sonuçta geçmişte kalmış oluyor. Gelecek için bize fiyatlama yapacağı yatırımlar büyüme potansiyelin ne kadar olduğunu İyice araştırmak gerekiyor. Burada da şirketin olumlu yatırımları var. Onu da belirteyim. Yani ilk çeyrek bilançosuna takılmamakla beraber biraz daha 2 ve 3. çeyreklere odaklanırsanız daha iyi olur. Uzun vadeci arkadaşlar da almak istiyorlarsa dediğim gibi destek kırılırsa buralarda alım için uygun seviyeler. Buralar dediğimde 115-114 seviyeler uygun seviyeler. Kısa vadede risk alacak arkadaşlar da 123'e gelmesi durumda. Desteğin kırılmaması durumuna karşı bir risk alabilir ve 136 seviyesine satabilir. Geçilirse de 144'ten satması daha iyi olacaktır. Trade edenler için trade etmiyorsanız sorun yok arkadaşlar. CV Enerji bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşça Hoşçakalın.